yerdeyiz. Kahramanmaraş Yaşar Hastanesi. Gel kanka. Dondurma şehrine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dondurma şehri. Welcome to Ice Cream City. Mado tüm dünyadaki şubeleriyle bizi gururlandırmaya devam ediyor. Ve onun yerini görmek için Kahramanmaraş'a gelmiş bulunuyoruz. Kanka gelir misin? Buradan böyle bir şey alalım. Aynı zamanda hediyelik eşyalar da bulunuyor. Mado'nun. Bugün sabah geldim, hiç uyumadım. Sırf Yaşar Pastanesi'ni görmek için şimdi içeriye geçiyoruz. Birazcık. Bak burada adamlar yapmış, salep yapmış. Plastik. Saf salep bu keçi. Saf salep, cam şişede. Bunları keçisinde yerinde görüyoruz. Yani bir 5 yıllık malot gibi ama yerine bir kapağı gidiyor. Burası genel merkez. Organik ve doğal. Kendisi babalar oluyor değil mi Madon'un? Evet. Gerçek şeyi. Dedeleri, büyük babaları. Grandfather oluyor. Çok güzel. Bir numara baksana. Gerçek pastanesi. Gerçek Madon burası. Burada da historik alanı. Tarihsel oturma alanı var. Bu tarihsel oturma alanına girelim mi? Koronadan dolayı bir sıkıntı var. Yok gir hadi. Tamam. Müsaade ettik sana. Tamam. Gel acı. Dur şunları alalım. Burada çok antikalar var. Bizim güzel de çeket dedi buranın sabahki avantajları bunlardı. Maraş'ımızın yerli insanları. Ha, avantajı Yaşar Pastanesi'nin 40 yıldan beri yer gelirlerdi. Getir kanka. Ben sen çek, sen gir. Tarihi yaşıyoruz ya. Burası böyle kardeşim. Değil mi? Bir de İngilizce bak. Steve Jobs koymuşlar. Ne yazıyor? If you don't want to make everyone happy, don't be later, sell your... Şurası o zaman şu tarihi bir foto mu oluyor? 1960, 50, 70. Burada tarih konuşuyor arkadaşlar. Tüm Türkiye'deki madolar burada. 1981'in Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan. Gene aynı şekilde burada tarih konuşuyor. Burası ışıkları. Aşabiliyoruz mu ki acaba ya? Arkadaşım Kırşehir'in üniversiteden arkadaşım. Öyle bir geldik. Ziya Karpuzoğlu Maraş'ın yerlisi. Burada bir tarih yatıyor. Maraş'ın gerçek tarihi. Video YouTube'a geliyor arkadaşlar. Maraş dondurmasının doğduğu efsanevi yer. Burası Madon'un geldiği yer. Tansu Çiller'in fotoğrafı var. Binali Yıldırım'ın fotoğrafı. Abdullah Gül. Birçok bürokratın fotoğrafları gazetelere çıkmış. Kendisini kanıtlamış bir yerden bahsediyoruz. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik fotoğrafı. Emin Erdoğan. Birçok ismi ağırlıyoruz. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Eski arkada da bir yerleri var ama buraya girmeyelim. Burada da bir oturma alanları var. Yaşar Pastanesi'nin. Medyadan gördüğünüz yer burası. Şöyle göstereyim ben kendime. Sabah geldim otostopla ama hiç şey yapmadım. Yani uyumadım. Sırf bu dizaynı, bu şeyi, bu dokuyu yaşamak, görmek için. Görüyorsunuz. Geldik ve geziyoruz. Gayet dokusu, doğası, her şeyle Maraş dondurması ve kahraman Maraş. Meşhur Maraş, müthiş Maraş. Müthiş Maraş, meşhur Maraş. Eski tüfekleri. Abi bu arka ışıkları bir açabilir misin buralar? Açılıyor mu? Şatırlar kapalı şu an. Bakın var şeyde. Ha ha, tamam, tamam. Şu tarafı göstereyim ben. Böyle. Gayet iyi. İyi bir video oldu. Şöyle bir genel bir video oldu. Benim telefonun şeyi bitti. Burada gördüğünüz şeyler her yerde göremezsiniz yani. Ben onu görmek için geldim ya. Pastane sırf yani kafamda vardı zaten de. Evet, burası çok telefondan farklı. Telefondan da Reels videosu attım ya, iyi oldu. CNN zaten geliyor ya buraya. NTV, CNN hepsinde izlemiştim. İnanamamıştım ya. Mado buradan mı çıktı demiştim. 2013'te falan izledim. Mado'nun yeri burası mı falan demiştim. Yavaş yavaş. Hadi biz kaçalım. Videoyu atarız YouTube'a. Ben sahnemde. Aynen.
Abi size iyi eğlenceler. Biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Ziya abi eğletirim abi. Abi teşekkür ederiz. Kaçalım. Biraz şeyiz. Planlarımız var. Kendinizi de tanıtabilirsiniz videoda. Maraş dondurmasının veliahtı mı diyelim. Grandfather'ı. 16 yıllık, 60 yıllık. 35 yıllık. Annem dondurmacı, babam dondurmacı, dedem dondurmacı, babamın dedesi de dondurmacı. Annem beni 1952 yılında akşam dünyaya getirdi. Sabah dondurmacı oldum. Niye diyecek olursan, çünkü o dönemlerde dondurmanın mixini annemiz hazırlardı. Evet. Sırtına bağladı, sabahleyin bizimle beraber dondurmanın mixini pişirdi. Ha. Ben de boşta kalıyorum. Ben de tekrar annemden babamdan dondurmacı öğrendiğim için dondurmacı tam boşta kalan zamanlarda değerlendirmek için okuma yazmayı sonradan öğrendim. İlkokul, ortaokul, lise, liseden sonra ya nasıl oldu ben de bilmiyorum. Üniversite yani inşaat mühendisliği. Bu arada yani o dönemlerde revanşta olan 14 yıla yakın memurlukta yaptım ama tabii dondurmacılıktan da hiçbir zaman kopmadım. Öğlen 12-1.30 dahi gelip burada dondurmacılık yapıyordum. Daha sonraki zamanlarda zaman kalmayınca tamamen mesleğe döndüm. Geçtiğimiz günlerde bir kendi kendime bir kariyer olsun diye işletme organizasyonu yüksek lisansı yaptım. Yüksek lisanstaki Facebook'un bayla şirketlerini kurumsallaştırmak için yine çalışıyoruz. Hayatta başarılı olmanın en temel unsurlarından çalışma. Bir tanesi yaptığınız işi severek yapmak, işiniz var mı başında olmak, tekneniz var mı başında olmak, tarlanız var mı da içinde olmak. Ama tekrar en önemli unsurlardan bir tanesi de annenizden babanızdan dua almak. Annenizden babanızdan dua almadığınız müddetçe artık hayatta başarılı olamazsınız. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Tabii babamızdan dedemizden gördüğümüz usul ve yöntemlerle daha sonraki zamanlarda babam rahmetinin hedefi olan İstanbul'da dondurmacılık yapmayı ilk defa İstanbul'da bir madur dondurma açtık. Ondan sonra da Hazreti Allah da bize yardım etti. Bir marka olduk. Şimdi aşağı yukarı 20 üyesi 28 dış ülkede, 400 üzerinde de Türkiye'de franchise'imiz var. Merkez Kahramanmaraş olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir'de de bölge depolarımız var. Yani sadece Maraş'ta 1000'in üzerinde çalışanımız var. Biz de elimizden geldiğince çalışıyoruz. Babamızdan, dedemizden böyle gördüğümüz için şu anda görüyorsunuz. Sabahleyin geldim burada dükkanı açtım. Biraz sonra fabrikaya gideceğim. İdari işlerle ilgili. Abi çok teşekkür ederiz. Videolar atarız biz. Reels videosu da attık. Fena olmadı. Çok güzel. Süper bir video oldu. Kıssadan hissi oldu bize. Benim telefonun şeyi bitti. Attım tam o sırada. Arkadaşım buralı benim üniversiteden. Yani Evet. Üniversite. Arkadaşlarından arkadaş olun mu? Çok var benim Maraş'ta. Yok. Beni direkt karşıladı. Ben geri gelmedim. Maraşlılar sütü alınabilen hayvanlar içerisinde çoğunluğu keçiler. Araçlarda keçer yerler keçi gibi inat olurlar. Öyle mi? Tekrar insanların yaşadığı ülkelerde insanlar yaşadığı. Üniversitede öyle değil de bilmiyorum. Hayvancılar durum. For example yapacak olursak doğu daha sert soğukluğu. İklimi sert olan bölgenin insanları daha sert. Batı biraz daha sert. Aynen. Bizim de Maraş'ta ahı dağlarında yer konuş dağlarında devamında eser. Foyraz dediğimiz ülkelerin şantayı bırakın. Bir saniye. Şuraya bırakıyorum abi, dur video devam ediyor. Bir şey. İnat olun. Hep iyi anlattın mı sen? Kış yeri pazardan. Ya çok uzun zaman oldu. Ben karpuz oldum. Karpuz oldum. Meşhur Maraş. Meşhur Maraş, meşhur Yaşar Pastanesi. Meşhur Yaşar Pastanesi'nin meşhur Madon'un hikayesini dinlemiş olduk. 10 dakikalık bir video, bunu YouTube'a atacağım arkadaşlar. Frequent Traveler. Bugün Kahramanmaraş'ta. Benim telefonum şey bitti, yine başkasının telefonuyla çekiyoruz. Videolar o kadar şey, değişik telefonlarla video çektik ki 12 Pro Max'lerle, 11 Pro Max'lerle.
ilginç ilginç şeyler yaşadık. Yani yolda çalınan telefonlardan, yolda kırılan kameralara, çalınan GoPro'lara kadar. Bugün de bu çocuğun telefonuyla çekiyorum, benim telefonum yine şarjım. Avantajcıları çekti ya da avantajcıları. Avantajcılar burada. Abi, hepinize bay bay, seviyorum.